Hayırlı günler değerli dinleyiciler. İslam dünyası ve ülkemiz sancılı günler yaşıyor. E, hakikaten e, karşı karşıya bulunduğumuz ve yürek dağlayan hadiseler var. Bunun yanında e, İslam'ın bir takım müesseseleri tartışma alanında e, yoğun bir biçimde İslam anlayışı, tasavvuf anlayışı, cemaat, tarikat tebliğ, cihat yani çok temel İslami müesseseler tartışma zemininde. Bunları geçtiğimiz haftadan itibaren Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile değerlendirmeye başladık. Geçtiğimiz hafta İslami kavramların tartışılması, onların değerlendirilmesi itham edilmesi vesaire üzerine değerlendirmelerimizi almıştık, değerlendirmelerini almıştık Muhterem Hoca Efendi'nin. Ee, devam edeceğiz. Çok tartışılan konulardan birisi tasavvuf, tarikat, cemaat vesaire. Tasavvufla ilgili bir temel çerçeve, doğru tasavvuf, gerçek tasavvuf nedir? Onu bugün konuşalım istiyoruz Muhterem. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile. Efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah. Ağzını, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ee, geçtiğimiz hafta yaptığımız sohbet büyük alaka gördü. Bugün de devam edelim istiyoruz. İnşallah. Şimdi tasavvuf üzerine konuşalım istiyoruz. Tasavvuf e, doğduğundan beri evet çok geniş, milyonlarca bağlısı olan, yüz İslam dünyasında bağlısı olan bir müessese ama zaman zaman bir takım muarızları da ortaya çıkıyor, bir takım eleştirilere maruz kalıyor. Yani bir sanki hem bağlıları için hem muarızlarının ithamlarına cevap vermek üzere bir gerçek tasavvuf çerçevesi çizmeye ihtiyaç var. Yani konu üzerinde derin düşünceleriniz var. E, lütfeder eder misiniz? Bir gerçek tasavvuf Selam. çerçevesi nedir efendim? Gerçek tasavvuf Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhani hayatıdır. Evet. Ee, Cenab-ı Hak insana e, tekamül etmesi, cennete layık hale gel gelebilmesi için peygamberler gönderiyor. Kitaplar gönderiyor. E, Kainat bir ilahi bir imtihan derya, zerreden küreye, e, atomdan galaksilere kadar hepsi Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir azamet teceleri, ilahi bir kudret akışları, ilahi akışlar. Ve Cenab-ı Hak kulun eserden müessire, sebepten müsebbibe, sanattan sanatkara, Cenab-ı Hak kulun, kulun kendisiyle beraberliğinin buluşmasını istiyor. E bu buluşma kula büyük bir saadet getirecek. Cenab-ı Hak bizlikler tatminül kulüp buluyor. Kalpler ancak Cenab-ı Hak'la bu beraberlikle bir huzur bulacak. Kalp Cenab-ı Hak'ın tecelligahı olacak. Yani Cenab-ı Hak bir dostluk meydana gelecek. İnsan kendi iş dünyasındakini sever. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın 12 evladı vardı. Kendi iş dünyasını oğlu Yusuf'ta gördü. Yusuf'u meyli daha çok arttı. Evet. Bir, bir, bir anne babanın iki üç tane evladı vardır. Hangi evladı kendi mizacındaysa o evladır hepsini sever. Ona, ona daha çok meyleder. Bu tasavvuf da Cenab-ı Hak'ta dost olma. dostluk. Dostluğu kurabilmesi için de cemali sıfatlardan nasip alması lazım. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in üsve-i hasene, hayatını kendisine her hali örnek alması lazım. Kalp ve beden ahengi içinde bir hayat tarzı olması lazım. Tasavvufun muhtelif tarifleri vardır. Efendim, o tariflere geçmeden önce bu belki tahmin ediyorum ruhani hayat ifadesini kullandınız. Resulullah Efendimizin ruhani hayatı. Yani tahmin ediyorum ruhani hayat ifadesi de yeterince anlaşılmayabilir. Birazcık efendim Cenab-ı Hak ayet kerimede nefatü fihi min ruhi buyuruyor. Evet. Yani Cenab-ı Hak kendinden bir istidat veriyor. Evet. Ruhumdan üfürdüğüm zaman buyuruyor. Evet. Kul bu istidatları inkişaf ettirecek. Nefsane arzuları bertaraf ettirecek. Kendisi Kendisine ilahi müşahedenin altında olduğunu idraki içinde bulunacak. Bu şekilde bir Cenab-ı Hak'ta bir dostluk kurulacak. Evet. Tabi bu nefsani arzuları da bertaraf etmesi zorunlu. Mesela meleklerde bu yok. Bir nefsane arzular yok. Kula bu veriliyor, imtihan olarak veriliyor. Bunun bir imtihan, bir fedakarlıkla İslam yaşanacak. Bir arzular karşı fedakarlık olacak. İleride izah ederiz inşallah. Evet. Ee, ve sulhü olmayan bir cenkdir buyuruluyor. Nefse karşı sulhü olmayan bir cenktir. Son nefese kadar devam edecek bir, bir mücadele bu. Mesela dünyevi bir apalet alabiliriz, bir doktor oluruz, mühendis oluruz, mimar oluruz. Artık o diploma bize ömür boyu geçerlidir. Evet. Fakat bu geçerli değil. Bu Cenab-ı Hak va mütrabbeki hatta yel yakayım buyuruyor. Yani sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et buyuruyor. Yani son nefese kadar. Tabi bu bir çok mi hassas, yani? cenk. Cenk, mi Bir cenk. Evet. Bir mücadele. Nefis mücadele içindeki e, nefsane arzularla mücadele. Tabir caizse içindeki şeytanla mücadele. Evet. E, zor bir şey. Çünkü daima imtihanlar muhtelif. Tabi burada e, en zoru son nefese selametle çıkabilmek. E, Tabi Efendimiz de buyuruyor ki nasıl yaşarsanız öyle vefat edersiniz. Öyle haşr olursunuz. E, Tabi bunun yanında yine bir itinalı olarak her halimizi bir muhasebe altında olmamız lazım. Çünkü son nefesinde kaybedenler var. Evet. Son nefesinde kazananlar var. Evet. Ayet-i Kerime'de bunları Cenab-ı Hak bildiriyor. Mesela Firavun'un sihirbazları son anlarında kazandılar. Büyük bir, büyük bir mukamet gösterdiler. Evet. Rabbena ifraleyna sabren ve tevfena müslimide. Ya Rabbi bizim üzülümüze sabır ya da sabır dök ki bu Firavun'un biz zulmene bertaraf edelim. Müslüman olarak can verelim. Evet. Ee, bunun mukabilinde zıttı olan son nefesi kaybedenleri Cenab-ı Hak bildiriyor. Velhasıl daima insan beynel hafı ve korku ve ümit arasında olacak. Bu şey de var değil mi? Efendim, Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin benim bir an bile göz açıp kapayıncaya kadar bile tarfetül ayn buyuruyor. Evet. Nefsimle baş başa, nefsi bırakma, bırakma ya Rabbi diyor. Yani nefis bir nefse bir teyakkuz hali var değil teyakkuz mi? Teyakkuz hali var efendim. Teyakkuz evet. hali var. Evet. E, bu hatta Efendimiz e, Fatıma Validemize de kızına, evet. kızım diyor. Babanın peygamber olduğuna güvenme. Bol bol, bol, bol amel hali işte buyuruyor. Evet. Tabi bu yakın gelinceye kadar bu çok mühim yani. Bu demek ki insan daha bir muhataral bir şeyin üzerinde. Evet. Onun için Hayatının her anına çok dikkat etmesi lazım. Yani evet. Bir an gelir, yanlış bir çatlak bir affeden, taşa basar, uçurumdan aşağı gider. Yani o zaman efendim tasavvuf yoluna giren, önce nefsin ivalarına karşı teyakkuz hassasiyetiyle donatılıyor. Yani o da bir şey, o da bir disiplin değil mi efendim? Yani çok yani bir ağır bir disiplin. Evet. Çünkü iman da bunlar. la ilahe ile başlıyor. Evet. Baştan, Allah'tan uzaklaştıracak. Her şeyden kulun kaçması. Hiçbir şey kendini put edinmeyecek. Malı put olmayacak, evladı put olmayacak. Ne bileyim, eee dünyevi arzular put olmayacak. Yani bunlar Put olma riski de var vardı, değil mi? Efendim? Yani Bunun onun için maşı, put olmayacak. Mesela kavruna serveti put oldu. Evet. Kimi kimine makam, makam mevki put oldu. Firavuna Makamı put, put Mesela, oldu. Ben Rabbim diyor. Yani. Evet, evet. evet. Ee, kendini kendi tanrılığa kadar götürdü. Evet. Demek bu kadar bir felaket bir şey ki nefis tanrılığa kadar götürüyor. Evet. Şimdi bu nefsi emmare denilen bir hadise. Yani kendisini e, la yuhti, hatasız kabul ediyor. Evet. La yus'el kabul ediyor, sorumsuz kabul ediyor kendisine. Evet. Tanrılığa kadar götürüyor. Evet efendim, yani... Şeyden başladık, hemen sorularla giriyoruz evet. araya. Nefis e, yani sonsuz bir savaş evet. tasavvuf diye. Zaten halinizin başka tespitleri var değil mi tasavvufla ilgili? E efendim tabii ilgili. bir de nefsi ruhaniyetin emrine verebilmek, amade evet. kılmak. Evet. Yani nefsi ruhun, ruhaniyeti emrine verebilmek. Evet. Gazali bu hususta diyor. Gazali buyuruyor ki, suvari diyor atını seçer diyor atını terbiye eder diyor. Çünkü terbiye edilmemiş bir at diyor, an gelir diyor, uçurumun kenarından sahibin aşağı at verir diyor. Evet. Fakat diyor terbiye edilmiş bir atı diyor, at diyor, sahibini suvari istediği menzile götürür diyor. Evet. Şimdi burada da hakikaten terbiye yani bu azgın at Malum evet, filan nefis, sadece, manasına. nefis manasına. Yani, yani insan evet. nefsini terbiye ederse evet. o nefis kendisini huzura götürür. Evet. Çünkü namazı biz bedenle kılıyoruz. Yani nefis sizde de olmuyor. Olmuyor. Evet. Orucu nefis, orucu bedenle. Evet. Hayır hasenatı bedenle. Evet. Her şeyi biz bedenle ifa ediyoruz. Evet. Demek ki bedenin islah olması lazım. Evet. Bedeni islah etmek için ruha güçlü gıdalar vermek lazım. Evet. Mesela bunun için Cenab-ı e, nefse ruhi gıdaların ehemmiyeti bakımından ve stafürüne bil eshar buyuruyor. Evet. Sâci'den Sadeceden buyuruyor. Succeden ve kıyama buyuruyor. Secde etmek lazım, Se kıyamda e, durmak kıyam, lazım. Bu, bu, ne zaman seherlerde, Hiç zor iftar bir vakitte. İstiğfar etmek lazım. Ziracılar, evet. Zira tatlı yataklarından bedeni kaldırırlar. Haf vereceği arasında Cenab-ı Hakk'a iltica ederler buyuruluyor. Evet. Yani bir fedakarlık istiyor. Fakat bu fedakarlık her şeyde. İbadette fedakarlık. Evet. E, hizmette fedakarlık ahlakta fedakarlık. Hayatın her safhasında fedakarlık. Bu fedakarlık neticesinde Cenab-ı bir dostluk meydana gelecek. Evet. O o kapta Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları tecelli edecek. Sevgirde. o kap dost evet. olacak. O kaple Cenab-ı Hak o dostluğunun mukabili lahun lahafun alefin ve lahum onlar o bu zor geçitlerde ölüm, kıyamet vesaire orada korkmayacaklar da üzülmeyeceklerdi buyuruluyor. Evet. Bizde dostluk gündemi olacak o zaman e, tabii değil mi ya, efendim? E, Allah evet. Teala ile dostluk gündemi. Dostluk. Evet. O gündemde de Cenab-ı Hak Fussilet 30. ayetinde Rabbim Allah'tır deyip, yani evet. Allah rızası için üzerinde hayatını istikametlendiren, sümme mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhani izinde gidenler için melekler iner, korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın sevaat ettiği cennetlerle sevinin derler. Bu tefsirlerde üç şekilde vaki olacak. Bir son nefeste, evet. zor an. Yani ruhun bedeni terk ettiği an, en zor an. Orada melekler büyük bir e, güç verecekler. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat edeceği cennetler sevinecekler. İkincisi, kabre girişte büyük veda. Evet. Bütün dünyadaki bağlantılarla bir anda kopuyorsun. Orada melekler korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat cennetler sevinecekler. Üçüncüsü, kıyamette kalkış. Evet bir alemden bir aleme geçiş, zor bir aleme geçiş, zerrelerin tartıldığı bir aleme geçiş. O zaman da bu dost olan kulları Cenab-ı Hak meleklerini gönderecek. Korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size Allah size vaad ettiği etti, de sevinecekler. Fakat de bu e, hayatı devamlı istikamette bulunan kimseler için. Evet. Yani nefsi, nefsi mutmain niye kavuşmuş? Radiye, merdiye, değişik şartlar Allah'tan daima razı olmuş. Hayatın üf, of bunlar silinmiş unutulmuş bunlar. Evet. Daima ya Rabbi sen diyen bir gönül. Cenab-ı Hak bu, bu gönlü illâ min atalâ bi kalbin selim, bir rafine olmuş bir kalp böyle Cenab-ı Hak huzuruna davet ediyor. Evet. İnşallah. Bu büyük bir dünyadaki bir bir fedakarlığın neticesi. Ee, Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun. Bunu bir hak dostu şöyle güzel bir ifade eder bu nefsi bertaraf etmenin getirdiği bir nimeti. Sen çıkınca aradan kalır seni yaratan. Sen evet. çıkınca aradan kalırsın yerde. Yani nefsini bertaraf edersen. Beni çıkarırsan. Beni çıkarsan Cenab-ı ile Cenab-ı Hak sen senle beraber olursun. Evet. Sakarya Karadeniz'e döküldüğü zaman artık o Karadenizdir. Sakarya kalmaz. Orası. Sakarya kalmaz. Sakarya orada bitmiştir. Karadeniz'den Sakarya bulamazsın. Evet. Yediğimiz yemek onu artık vücudumun bünyesi olmuştur. Onu vücudumdan çıkartamayız. Bela sen çıkınca aradan kalır seni yaratan. Evet. Velhasıl bu bu duruma kalbin bu hale gelebilmesi. Ve Mevlana da bu gafleti güzel bir misalle anlatır. İki parmağının iki parmağın ucunu iki gözüne koy diyor. Bir şey bir şey görebilir misin diyor. Yani görmüyorsan diyor bu alem yok mudur diyor. Görmek ayıp ve kusuru diyor. Ee, ancak diyor senin ham nefsine aittir diyor. Evet. Velhasıl iki 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 parmağını gözünden çek diyor. Yani e gözün açılırsa yani kalbinden de o diyor gafleti kaldır, kalbi evet. uyansın diyor. Evet. Gerçi herkes uyanacak Ahmet abi. Fakat son nefes uyanacak. İza intebehu var. Evet, evet. Yani hatta, ölünce uyanırlar. Hatta Cenab-ı Hak bir de şeyde yani münafıkın suresinde insan son son anını bildiriyor. O, o, ölüm anını insanın bir pişmanlığı. Ya Rabbi birazcık azıcık bir uzat bir mesafe, biraz azıcık bir şey uzatsan da sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem salihler de ölüme bir üzüntüyle girecek. Keşke daha öteye gitseydim. Evet. Keşke Cenab-ı Hak'a daha çok yakın olsaydım. Evet. evet Bu genel bir pişmanlık olacak. Belası evet. Allah o dünyadaki bu zamanımızın kıymetini bilesin. Ha. En maalesef hiç kıymeti bilinmeyen zaman oluyor. En mühim zamanı da harcamak boşuna sıkıldım demek. Nasıl efendim? Sıkıldım demesi kulun. Evet. Bunu aldım sıkıldım demesi. Neden diyor efendim? Ya yani sıkılmayacak. Sıkılmayacak. Sizci zira Cenab-ı Hak fefurru ilallah buyuruyor. Bana koşun buyuruyor. Allah koşun. Allah'a koşunca yani, sıkılmaz. sıkılma kalk, kalkmaz. Evet. Yani kalp ruhaniyette dolarsa, Ya Rabbi bu sendendir der. Evet. Allah'tan o seni... uzak kalınca demek ki Tabii. kalp daralıyor, değil kalp, mi? Kalp daralıyor, sıkıntılar başlıyor. Öyle bir ayet de var. Allah'tan zikirden uzak yaşayana evet, diye evet. bir şeytanın Ve belasıl Cenab ı Cenabak kendi teslim üstü. İşte evet. teskiye edilmemiş bir nefis sadece süfli menfaatlerini görür. Terbiye ve edilmiş ve teskiye edilmiş şu olgun bir kul ise marifetullah'tan nasip almaya başlar. Evet. Yaradılmış liya budun rufun. Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek. Yine tasavvuf ayrı bir tarif. İç alemini ikmal gayretindeki bir müminin diğer gen bir günü mahlukata yönelmesi. İç alem temizlenecek, berraklaşacak ve Allah'ın mahlukatına o kalp yönelecek. Şefkatli Gariplerin, muhtaçların, mahrumların ihtiyacın eksikliğini şefkat ve merhametle telafi etme gayretinde olacak. Sadece merhamet de budur. Yani ben de var onda yok. Demek ki benim vazifem onun eksikliğini telafi etmemdir. Tasavvufu nasıl sağlıyor efendim bunu? insanda hangi duyguyu geliştirerek böyle bir, duygu, bir diğer yanlığı sağlıyor? Evet. Efendim bir defa ibadetlerde huşu isteniyor. Evet. i̇badetin yani fayda vermesi için ibadet huşunun şart olduğunu. Müminler felah buldu, onlar namazın huşu kılarlar. Tabi bu namaz başı, namaz başı olduğu için bu oruçta da huşu, sadaka da, zekatta, infakta, haçta, aynı her safında bir huşu. Evet. Diğer bu sus emirleri ve şeyleri, emirleri nehileri bir itina ile evet. ifade edebilmek. Üçüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o en en muhteşem ahlak yüzde onu ahlakıyla kendi ahlakımızı her zaman kıyaslayabilmek. Yani evet. benim merhametim ne kadar Allah Resulü'nün merhametine benziyor. Benim affedeceğim ne kadar benziyor. Benim iffetim ne kadar benziyor. Evet. Ve lazım bütün bu ahlaki vasıfla çünkü onu Cenab-ı Hak üsve-i hasene Önce, örnek şahsiyet olarak evet. bildiriyor. Bu örnek şahsiyete vasıl olabilmek için Efendimiz'e o da Cenab-ı üç tane şart bildiriyor ayet-i kerim. Bir, birincisi Allah'a kavuşmayı umanlar. Evet. Demek ki Allah rızası istikametinde bulunacak. Devamlı Allah rızasına kavuşmanın gayretinde olacak. İkincisi ahirete kavuşmayı umanlar. Daima ahiret önünde olacak. Hesap önünde olacak. Zerrelerin hesabını vereceği unutmayacak. Üçüncü olarak da Cenab-ı Hak çok çok anacak. Evet. Bunlar için Cenab-ı Hak üsvü-i hasene. Demek ki herkesin herkes için Resulullah i hasene değil. Hani bu fazilete eren mesafe alanlar için, mesafe kat edenler için Resulullah Efendimiz üsvü-i hasene olur. Yani örnek örnek alabilmek için de bir Hamle. Şahsiyet mesafesi gerekiyor. Tabii, yani. tabii evet. tabii, tabii. Yani o şahsiyet, şahsiyet mi? Zaten eshab-ı kiram e, mazileri itibariyle bir kısmı yarı vahşi bir halde yaşıyordu. Evet. Kız çocuğunu ananın yüreğinden söküyordu, diri diri gömmeye götürüyordu. Evet. Öbürü esir alıyordu, güçlüyse güçsüzü. E, ben bunu istediğim gibi benim tasarrufumdadır diyordu. Bana kimse karışamaz diyordu. Hatta İslam'ın ilk günde ilk şeylerinde Hint, Dedi, böyle din mi olur dedi. Ben de köleli bir mi olacağım? O köledir, o, tali, o taline küssün dedi. Evet. Yani böyle bir oportunist, bir pragmatiz, menfaate bağlı bir hayat. Tabi İslam bunları hepsini yok etti, kaldırdı. Merhamet, merhamet, merhamet. Evet, evet. Velhasıl burada da iç alemini kul ikmal edecek, o diğergen bir gönülle mahlukata yönelecek. Evet. İşte en basit bir misal var. Efendimiz çok ee, tekrarlanan bir misali. Bir iki kişi bir çölde giderken kuyuya iniyor, su içiyor. Evet. Bir köpek geliyor, kumları yalıyor. Adam düşünüyor, bu, bu, köpeğin diyor, kuyuya inmek imkanı yok. Benim imkanım var. Beni yaratan Allah, bu köpeği yaratan aynı Allah Celle Celaluhu. Ben o zaman, benim vazifem bu köpeğe de su vermektir. Evet. İniyor kuyu, ayakkabısı diyor, suyu çıkartıyor. Ee, köpeği su ediyor. suluyor. Evet. Cenab-ı affediyor. Evet. Demek ki kalbin bu, bu şekilde bir, bir nazarla, bir merhametle bakabilmesi. Evet. Mesela bir İslami bir yerden bir yere giderken bir ağaç altında yemek yiyorlar, yola devam ediyor. Bakın torbasında bir karınca dolaşıyor. Ben de bunu vatan cüda ettim diyor. Karıncayı vatan cüda ettim diyor. Vatanın Dönüyor, o ağacın altında o karıncayı bırakıyor. Evet. Efendimiz de bunun misalleri çok. Evet. Sonsuz bir bir yavrunu emziren bir köpeğin yanından geçittirmiyor. Mekke, Mekke giden ortaya... giderken, Mekke Surakayı evet. dikiyor başına. Evet. Bir bir yanık karınca yuvası görüyor. Allah'ın verdiği canı kim yakabilir bu yürü? Hayretsine kalıyor. Fakat bugün maalesef bir gaflet Anadolu'ya çıktığımız zaman birçok tarlanın yakıldığını görüyoruz. Evet. Yani o o toprağın bile tabiatı bozuluyor. Velhasıl bu bütün mahlukat insana emanet. Evet. Yani bir e, diğer galaksi yıldızlarda hayvanat yok bir bile bildiğimiz kadarıyla. Fakat burada insan için yaratıldı bütün mahlukat. Insana emanet mahlukat. Tası, yani, yani eğitimini yani, değil mi? Efendim? Hatta yılan da insana emanet. Sana saldırırsa bir vuruşta öldür diyor Resulullah Efendi. Onu kıvrandırma diyor. Evet bir kurbanı keserken hatta Efes sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi kurbanın önünde bıçağı bileliyor. Kaç sefer öldürüyorsun dedi. Arkada bileylesen olmaz mı dedi. Yine bir zekat hayvanlarını verdi Efendimiz. Bak dedi bunu götür dedi ailen tembih et dedi. Üzerine çamur tozu bırakmasın hayvanı bu dedi. Evet. Sütünü sağarken tırnaklarını kessin buyurdu. Yani memesini, memesini zedelenmesin. dedi. Tamamını da çekmesin dedi. Yavrusuna bıraksın dedi. Muhteşem bir şey. Dedi. Muhteşem bir şey. Evet. Yine bir bedevi ağacı yaprak almak için kökünden sallıyordu. Çağırın bedevi ama diyor, yumuşak da çağırın dedi. Bedevi geldi, bak dedi, yaprağını alırken dedi, kökünü tahrip etmesen dedi. Ki bu, bu ağaç devam bu yaprağını versin dedi. Yani na, nasıl bir incelik? Kavlen legina, Evet. En yumuşak şekilde, hem ikaz izinde, Bir suyun akışı gibi güzel bir dille ikaz etme, irşad etme. Velhasıl işte örnek sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Evet, yani dilimiz yaklaşıyor mu efendimizin diline? Çok güzel. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kavlen kerim diyor. Anne babaya diyor, e, iltifatlı konuş diyor. Kavlen meysura diyor. Hiçbir şey veremiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Bir diyor onun gönlüne bir huzur verecek, bir sevinç verir, bir şey, tatlı bir teselliyle bir konuş buyuruyor. Evet. Kavlen marufa buyuruyor. Kablen beli kabuy. Velhasıl Cenab-ı nasıl hitap ediyor? bunlar hep tasavvuf budur. Budur tasavvuf. Ya bütün bunlar Kur'an'ın güzelliğinde var, Resulullah'ın güzelliğinde var. Tasavvufta bunu kazanma terbiyesi evet. Mesela zikir. Var. Evet. 200 küsur yerde zikir geçiyor. Zikir, zikir lafsı zihne atma değil, zihinden kalbe indirme. Allah Allah derken Cenab-ı Hakk'ın sonsuz azameti ilahisi, Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsan ikramı ben nasıl kul ol olacağım? Evet. Yani bunun tefekkürüdür zikir. Lafzın kalpte tecelli etmesidir. Velhasıl e, tasavvuf insanlığın kurtuluşu için gönlünü bütün insanlığın huzur bulacağı bir dergah haline getirilmesi. Kalp bir dergah olacak. Evet. Hatta tabir caizse o kalpte bir mahşer kaynayacak. Şimdi mahşerde ne var? Bütün insanların o ızdırabı vardır, şeyi vardır. Kalp o, o hale gelecek ki bütün e, mahlukatın, insanın şeyin ızdırabını duyacak, muzdarip olacak. Şimdi dergaha da böyle farklı bir mana veriyor tabii, değil mi? Dergah tabii. bir mekan gibi gözüküyor ama o kalb, da, kalb kal Ahmet abi, evet. kalbin de bir mekan olması bir mekan, lazım. Evet. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh geceleri sırtında çuvalla dolaşırdı. Evet. Yani aç var mı? Uykusu kaçardı eğer bir aç varsa. Evet. Evet. Mesela bir tevazu şey için yani bir e, mesela Hafsa radıyallahu anha dediler. Futuhatlar oldu. Evet. Baban çok bir şey halde yaşıyor. Ee, zor bir halde yaşıyor. Kifafı nefsin daha da aşağısında. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer için. Evet. Babana onu söyle de. Biraz daha Beytülmal'den asgari yaşayacak kadar bir şey alsın. Maaşını artırsın diyor. Evet. diyor. evet. Alacağını biraz da evet. artırsın. Hakkını, hakkını almasın ama <laughs> biraz alsın hiç çoksa. Evet. Ee, Hafsa radiyallahu anh'a e, huzura çıkıyor. Babacım diyor. Futuhatlar oldu diyor. Ganimetler arttı diyor. Eshab-ı kiram diyor, arkadaşlarınız ben diyor, biraz sizi daha rahat etmenizi arzu ediyorum diyor. Kızım diyor, sen diyor Resulullah'ın zevcesi değil miydin diyor. Evet baba diyor. Peki diyor, sen bana söyler misin Allah Resulü nasıl yaşardı, ne yerdi, ne içerdi? Yattı yatak nasıldı, şilte nasıl, onu bana söylesene diyor. Yoksa sen benim bu yolun Ebu Bekir'den sonra bu yolun benim iki, üçüncüsü olmamı istemiyor musun dedi. Hafsa radıyallahu önünü başına eğdi ve oradan çıktı tasavvuftur. Yani Allah Resulü'ne benzeyebilme gayreti. Evet. Biz tasavvuftan bunu anlıyoruz Ahmet evet. Biz tasavvuf deyince önümüzde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ibadeti, taati, muhaşereti, ahlakı, her şeyi. İşte Eshab-ı kiram onunla huzur buldu. Evet. O öyle bir muhabbet ki onun gittiği yoldan gidiyordu. Mesela bir Resulullah Efendimiz gidiyor bir tükürük gördü efendim rengi, rengi değişti geçmedi orada efendim hemen sabi gitti aman efendimin yüzü kırışmasın diye hemen o üstünü kapattı. Böyle bir şey efendim bir gelecek soruları düşünüyorum da mesela tasavvuf denmese de böyle bir hayat yaşansa olur mu efendim? Tabii takva hayatı bu. Evet. Zaten tasavvuf budur. Evet. Tarikat ayrı. Tarikat evet. mekteptir. Evet. Herkes tasavvuf'tan nasip almaya zoruret Evet. Cenab-ı Hak'a evet. yaklaşacak. Tarikat da mektep de tarikatı kolay işi daha çok Cenab-ı Hakk'a yaklaşmayı. Evet. Bir metot veriyor, bir disiplin veriyor. Evet. Budur yani bir evet. mekteptir. Evet efendim. Tasavvuf ayrı, tasavvuf takvadır. Daha çok. 258 güzel. yani Kur'an-ı Kerim e takva geçiyor. Evet. De burada tek anla çok anlaşılan bir şey var. Rabıta mevzu. İstersen Rabutaya sonra gelelim efendim. Yani Peki sonra gelelim. Sonra şimdi evet. tasavvufla ilgili başka tespitleriniz olduğunu evet. tahmin ediyorum. Onları da konuşalım. Rabutayı daha sonra evet. şey yapalım inşallah. Yine tasavvuf bir makam, mevki, apolet arayışı değil. Hiçlik ve yokluk kapısıdır. Bunu da biraz açalım diyorum efendim. Apolet niye yok? Makam niye yok? E, niye hiçlik? Yani... Apolet, makam, ne ki evet. insanı enaniyete götürür. Evet. Ben neyim işini götürür? Alparslan Malaz gitti 1071'de. Anadolu'ya gireceği zaman kefene büründü, beyazlar giydi. Ben dedi ee, kefene büründüm dedi. Önümde şehitlik var dedi. Arzu edenler gelebilir, arzu edenler dönebilir dedi. Cuma namazı vakti mümine dua ettiği zaman hücuma geçeceğiz dedi. Kendisini bir hiçliğe hazırlayarak savaşa girdi. Orada bir şey daha var zannediyorum efendim. Burada artık bir komutan şey evet, yok. Diyor. Evet, Hepimiz aynıyız. Evet, aynı evet, evet. Yani, yani askere döndü. Bugün dedi emredilen bir komutan, emredilen bir asker de yok dedi. Ben sizlerden biriyim dedi. Evet. Yani bir hiçlik, yani bir evet, bütün apoletleri, evet. Çıkardı, bütün apoletleri evet. iptal damgası basarak girdi. Evet, çok güzel. Tabii büyük bir muvaffakiyet oldu bu hiçliğin geticesinde. Evet. Ondan sonra 1072'de bir sene sonra Hana Kalesi'ne e, zapt etti. Orada bir e, Şah'dan Yusuf isminde birisi geldi. Onu üflesen devrilecek güçsüzde. Sinek gibi affeden bir adam kılletten kenaya geldi hançerledi. Evet. O zaman dedi ki ben dedi bir an e, bir o palete bürünmenin, gurura, kibre girmenin şimdi kısasını veriyorum dedi. Allah Allah. Kendime baktım dedi, orduma baktım dedi, tepe'nin üstündeyim sanki de celadetimden bastım tepe ayağımın altında titriyor gibi hissettim dedi. İşte bu dedi benim bir anlıkta kibrimin getirdiği bir kısastır dedi. Evet. evet. Bu alkışlar vesaire, şu iltifatlar tabi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi bu iltifatlar şey e, kibre gurra götürdüğü için toprak serpin buyuruyor. Evet. Bu tabas da bunlar için. Yani tabasbusa fırsat vermemek. İşte, evliyaların da en çok çekindiği, korktuğu budur. Ya yani, bu kerametler karşısında, keramet karşısında Allah her veli kuluna ayrı ayrı istidat vermişti. Kimine hiç istidat vermişti bu hususta. Evet. Mesela Ebu Bekir evet. fazla bir kerameti yoktu. Evet. Onun kerameti istikametti. Evet. Fakat evli Allah da bu kerametlerden çok çekinmiştir. Çünkü keramette iltifat artacak. Bu 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 iltifatlara mağlup olmamak. Hatta Beyazlı Bistami herhalde onda da şeyle bir diyor karşıdan karşıya geçeyim diyor. Derenin iki diyor yakıcı birleşti diyor. Eyvah dedim. Ben 30 senelik kazandığım bir ecri burada kaybetmemize beş kuruş verip bir sandalı geçerim karşıya. Ayrılın dedim. İki yaka ayrıldı. Ben bir sandalla geçtim böyle. Evet. Yine bir hatıra. Sami Efendi Hazretleri'ne tayyi mekan olan bir müridi geliyor. Evet. Efendim diyor, ben diyor bu sene diyor eğer müsaade buyursanız diyor tayyi mekan olarak haçça gitmek arzu ediyorum diyor. Evet. E, Sami Efendi yok diyor oğlum diyor sünnet seniye üzere maaşen gitmiyor. Yani yürüyerek git diyor. Yani normal yani yani vasıtalarla o, git. Normal vasıtalarla yani git o diyor. Evet. Şey olarak gitmen bir şey vermesin sana. İftihar vermesin. İftihar. Fahriye. Hem onu vermesin hem de sünnet seneye uygun olarak gitme. Evet. evet. Yani demek ki bu hassasiyet yani insanın kendini daima bir koruyabilmesi. Burada efendim acaba mesela tarikatlarda statüler de var. O statüler de bu bir risk taşır mı efendim? Taşır, yani riskler. Tıpkı o keramet göstermenin getirdiği tabii, far tabii, gibi. Tabii. Yani işte orada statüler oluyor. Yani nakip, mükeba bilmem vesaire. Tabii burada şeyler. Kalp ışıkta olacak. Evet, Kalp ışıkta olacak. Nerede olursan ol. Kalp ışıkta olacak. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ben de saraydaydı. Orada evet. Cenab-ı Hak bizleri güzel bir numune. Fakat kalbini kasa yapmadı. Evet. Ben dedi, fakirim dedi fakirlerle beraber olmak bana düşer buyurdu. Yani o serveti, o saltanatı kendisinin dışında olarak gördü, emanet olarak gördü. Burada tabi buyurduğunuz gibi abi, abin abisi vesaire bu zaten kendini koruyabilecek kardeşlere bu işin verilmesi lazım. Evet. Kendisini eğer koruyamayacaksa o kardeşe zulmedilmiş olur. Yani bizzat ayağı ona ayağı. zulmedilmiş. Ay ayak hakikaten o statü tabi. verilen kişiye tabi, tabi, tabi. zulmedilmiş. İşte bunu muktedir olan bir üstek kişi onu onu vermemesi lazım. Evet. Resulullah efendi bir hayranlık tabi. olması lazım ona. Eğer evet. kendine bir, bir statü eğer orada şey olursa ona bir hayranlık olmaz. Evet. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hani abdühü ve rasul. Tabii. Değil mi efendim? Yani, en yani başı abdiyet kulluktan evet, diyor. Abdiyet, Peygamberlik yani. bu abdiyetin evet. üzerinde evet, bir evet. makam. Evet. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, Rum ve Fars elçileri gelmiştik. Kendine çok iltifatlar etti, ayrıldılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir su kırbası alıp yamalı elbiseyle çarşıya çıktı. Allah Allah. Halifedeler ne bu halin dediler. Evet dedi, ben dedi bana Rum ve şey elçiyi çok iltifat etti. Bu iltifatlardan korktum. Ee, bana bir gurur getireceğinden, Onun için bu şekilde bir e, halkın içinde dolaşmayı tercih ettim böyle. Yani e, o zaman bu tür statüler içinde de teyakkuz hali. Efendim. Yani acaba bana bir şey geliyor mu diye. Tabii mesela Gazali Hazretleri de 300 talebesi vardı. Evet. O da aynı endişeye girdi. Ben de Allah rızasında mıyım? Bu, üç, bu 300 tane talebe var yoksa bir şöhretin içinde miyim? Evet. Servet, servetini sadaka olarak dağıttı. Talebelerini bir müddet, bir talebelerini dağıttı. Büyük bir insevaya girdi. Muayyen bir 18 gün mü? Muhtelif rivayetler var. Ondan sonra Allah Resulü'nün ruhaniyet yetişti ve kurtuldum diyor. Evet. Ondan sonra eserlerini yazmaya başlıyor. Evet. Kendine Hucetül İslam sıfatı veriliyor. sıfatı veriliyor. Çetin bir yol. Çetin bir yol. Çetin bir yol ve evet. bir de daima o savaş hiç denmesinin savaş sebebi hiç, boş yani, değil efendim. E, tahmin ettiğin zamanlarda büyük problemleri daima kul karşı karşıya Mesela bu oldu mesela Hendek'te sahibi arasında öyle bir şey oldu. Acaba açlık, soğuk vesaire, yokluk, bir taraftan müşrikler, bir taraftan Yahudiler ikisinin arkasında kaldı. Sevir te tepesine çık çıkıyorduk diyor Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh. Evimiz, çoluk çocuğumuz, ailemiz sağlam mı değil mi? Bir, benim Kurayza'nın tecavüzü uğradı mı, uğramadı mı? Bir taraftan yokluk, sıkıntı vesaire. Bazı sahabiler dayanamadılar. Acaba Allah'ın yardımı gelmeyecek mi dediler. Demek ki zaman zaman çok ağır imtihanlar da geliyor. Evet. Tabii arkadan Allah'ın büyük bir yardımı göre görün, görünmeyen ordulara geldi. Efendim tabi bu iş dünyanın tekamülü mi çok mühim. O inikas oluyor. Evet. Hamidullah Bey meşhur geçen Muh Muhammed Hamidullah İslam alimlerinden evet. Muhammed Hamidullah Bey bu büyük bir irşat hizmetinde bulundu. Allah rahmet eylesin. O şöyle diyor, biz diyor Batı toplumunda diyor, Paris'te diyor biz diyor hayatımızı geçiriyor diyor. Biz diyor devamlı diyor akli delillerle de İslam'ı anlatmaya çalıştık diyor. Evet. Fakat diyor bir diyor Mevlana Celalettin Rumi'nin, İbn Arabi'nin onlar kadar biz diyor hidayet vesile olamadık diyor. Mevlana diyor Mutinavi ve diyor emsalli sofiler diyor çok çok bu diyor Avrupa insanına diyor hidayetine vesile oldu diyor. Hatta diyor Hulagu diyor Bağdat'ı yakıp yıktı diyor. Her yer perişan etti diyor. Gazan geldi diyor. Gazan Han'ı diyor. Gazan Han'ı ve o beldeyi İslamlaştıran diyor Sofiler oldu diyor. Evet. Tabii Sofiler'de ne oluyor o zaman? Allah için bir ivatsız, hasbeten hasbetenillah bir fedakarlık oluyor. Yani güzel bir Müslüman hayatı. Tabii ki bu fedakarlık, evet. Cenab-ı Hakk'ın fedakarlığında Cenab-ı Hakk'ın yardımı geliyor. Evet. İyâken abudu ve Biz ne kadar Cenab-ı Hakk'a bir toplu olarak bir kullukla gayret edersek, Cenab-ı Hak'tan o kadar yardım ve rahmet tecellileri oluyor elhamdülillah. Ve bu da bir Hümetullah Bey'in bir teşhisi. Evet efendim. Yani. Velhasıl asıl tasavvuf menfilikten menfilikten arınmış, ve inkişaf edilmiş bir gönüllü, arı duru saf bir şeriatı yaşamaktır. Şeriatı yaşamak. Arı duru bir şeriat. Evet. Arı duru bir tabisi bir, bir şeriat. Arı duru şeriat efendim. Biraz da orayı açmanızı evet, istirham edeyim bu, ben. yani bu sonra tasavvufu şeriat hassasiyeti üzerine yani neler söylersiniz? Zaten tasavvuf şeriatı kemale erdirmektir. Evet. Yani budur. Çünkü Hucurat'ın ilk ayet Allah ve Resulü'nü Yani evet. Rasullah benim olduğum gibi olun, benim kıldığım gibi kılın buyuruyor. Evet. Yani e, Cenab-ı Hak da ümmetin Resulullah'a benzemeni istiyor. Evet. Resulullah Efendimiz de ümmetinin kendisine benzemesini arzu ediyor. Onun için yani arı duru bir e, şerati şerati yaşamaktır. Şerati yaşamak. Mesela günlük meselelere gelelim Ahmet abi. Mesela görüyoruz adam iyi bir insan, omreye gidiyor, hacca gidiyor, namazını kılıyor. Gel gelin bir dünyayı mesela bir zaafa uğruyor bir miras mevzunda zaafa uğruyor. Evet. Bir e, ticari şeklinde. Miras konusunda İslam'ın ölçülerini değil kendi... Bir zaafa uğruyor. Evet. E, ticaret hayatında bir zaafa uğruyor. Allah'ın istemediği bir ticaret var. Efendim bugün bunu yapayım da yarın bundan çıkıp kurtulurum diyor. Daha karlı bir şey görüyor. Ayağını basıyor tabi battıkça batıyor. Bunun farkında değil. E, faize evet. bulaşıyor, tefeciden elinde kalıyor vesaire. Diyor. Kimi aman diyor çocuğumun istikbali diyor. Onu Orada şu üniversiteyi bitirsin. Amerika'ya gönderm, Asya'ya göndereyim, şuraya göndereyim diyor. Fakat esas bir dünyaya niye geldik? Ne vermek lazım çocuğa? Bahsediyor. Evet o diğer zahiri ilimleri verecek ama en başta Allah sebebi Allah korkusunu verecek. Vicdanı temiz bir evlat yetiştirecek. Kendisi arkasından ve bir şahsiyet ve fazileti evladına şey bırakacak filan miras bırakacak. Evet. bu olmazsa bunlar birkaç misal bu. Evet. Olmuyor evet. bunlar. Yani olmazsa bu tasavvuf yaşanmış olmuyor. Zikir olmuyor. Evet. Evet. Efendim şimdi sanki e, tasavvuf bir gönül e, işte e, hareketi diyelim ki aşkla yaşanan bir gönül e, Aşkla deniyor ki yani ona gelince insan o gönül dünyasında belli bir seviyeye gelince şeriat falan artık geride kalır. Şeriat avam müslümanın haşa işi gibi. Yani böyle tasavvuf adı altında böyle yorumlar da var. Yani ona o da Allah Yani kursun, bu bir belirttiğiniz o, o bir... tarif sanki bu alanı da e, devre dışı bırakmış oluyor. Allah korusun bu bir gafletin neticesi. Evet gafletin neticesi kendisi bir enaniyet bir fazilet hissetmesi. Hani bu büyüklere baktığımız zaman böyle bir daima bir aziyet içinde. Hatta mesela İslamsız tasavvuf deniyor Batı'da falan böyle. Tabi tabi, o şey oldu Ahmet abi. O, evet, bir takım sapmalar yani var tabi. Evet. Mesela ben Mevlana'nın türbesinde gördüm. Bunlar Müslüman, Hristiyan ama bunlar Mevlevi denildi. Sufi, Rumi. Şimdi Zaten Mevlana diyor, ben diyor Kur'an'ın bendisiyim, Allah Rasûlü'nün e, kölesiyim, ayağını tozuyum, tozuyum, toprağıyım diyor. Yani bu olmaz. Yani bu e, ben e, sütü isteyeyim ama sütün içindeki laktoz olmasın. <laughs> Bunun gibi bir şey. Özünden koparılmış bu, bir o şey. O zaman süt, süt olmaktan çıkar. Çıkıyor. Bu böyle bir mantıksız bir Çünkü şey. Hazreti Mevlana'nın... O sözünün devamında şey de var. Bundan başkasını benden evet. nakleden benden değildir gibi. Ben değil ondan mi? çok bizarım diyor. diyor. diyor evet. Bizarım diyor. Sonra Mevlana'nın o çağrı şeyini, çağrısını yanlış da ifade. O bazı bazı tuan çesti bazı ger kafir o gebroput peresti bazı in dergeh ma dergeh ne ümidini sadbar eğer tövbe şikesti bazı. Burada bazı bazı gel geri dön gel buyuruyor. O bütün o yani Çindeki üstünü o, çizmiyorum senin diyor gel çizmiyorum, diyor sen gel diyor çizmiyorum. gelirsen kapı açık yani, gibi kapı açık diyor gel evet. burada temizlen diyor evet. evet çünkü bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir diyor sanki orada kafir olursan da gel burada yerin var gibi bir Değil, şey vermiyor e gel burada hidayet bulma lazım evet. şimdi Ahmet abi tamirciye eşyanın bozuğu gider evet ya yani sağlam eşya tamirciye gitmez Evet. tamircinin mahareti de bozuk eşyayı tamir etti kovamdadır. Evet. sanata. Tamam. İşte işte burada Mevlana davet ediyor. Zaten dergahına davet ediyor. Gel diyor. Bizim yaşayışımızı gör. Evet. Hidayeti gör. Evet. Şimdi de burada, bunu, burada bu i, buluşma ümidin vardır diyor. Değil tabii mi? bizim dergahımız. Tabii. Umutsuzluk dergahı tabii. Umutsuz e, değil diyor. Evet. İn ma dergahı ne ümidi ümitsizlik dergahı değildir diyor. Evet. <laughs> Hatta günahkar olmuşsun, tövbe etmişsin, bozmuşsun. Gel diyor, daha dünyadasın, gel burada tamir ol, hidayet bul, hidayete gel buyur. Evet. Ve kurtul diyor. Evet. Yani bir insanın, kurtul bir insanın, bir günahkarın, bir mücrimin, bir kafirin kurtulmasının telaşesi içinde Mevlana. Evet. Bu şeylerin de değil mi efendim? Şah Nakşibend Hazretleri'nin, İmam Rabbani'nin, Halil Vadadi'nin, şer Şerif hep konusunda. Hepsi, hep büyük tepsi. e, kazları var. Mesela semayı bir sarhoş giriyor. Evet. Onu müritler ittire veriyorlar. Evet. Mevlana diyor ki bak diyor o içmiş diyor fakat siz sarhoş olmuşsunuz diyor. Evet. 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 Yani bunlar hakikaten ayrı bir incelik. Bahti Nakşibend Hazretleri'ne baktığımız zaman hatta ilk şeyi onun ilk gençliğinde şöyle bakıyor iki tane kum iki tane kumarbaz şey, şey oynuyor kumar oynuyor. Biri öb öbürünü ütülüyor biri. Diyor ki, fakat diyor senin hayatın pahasına olsa diyor, ölümün pahasına ben üteceğim diyor. Bunu Bahattin Akşibeyen diyor, görüyor, diyor, Ya diyor, bu diyor, bir diyor şerde diyor, şerde diyor, ben diyor hayatın pahasına olsa diyor. Demek ki beni yaratan Allah diyor, bu kadar nimete bana ihsan eden Allah, ben nasıl Cenab-ı Hakk'a kul olacağım diyor. Evet. Yani bir şerden bir şey almış. işte İşte buyur, buyurdu, buyurdu, ben de yedi sene işte hasta hayvanlara, kimsenin bakmadığı, iğrendiği, çekindi. Neyle bakıyor? Halik'in nazarıyla bakıyor. Evet. Beni Allah, bu hayvanistan aynı Allah. Hasta insanlara, gariplere, kimseler, yalnızların sahip oluyor. Evet. Yolları temizliyor. Buradan geçen bir insanın, bir hayvanın ayağı bir taşa takılmasın diyor. Evet. En büyük dereceleri de burada aldım buyuruyor. Evet. Demek ki cenab en çok Ahmet Rahman ve Rahim esmasını bahsediyor. Resulullah Efendi Rauf ve Rahim buyuruluyor. Evet. Demek ki bir müminin de rahmet insan olması lazım. El meru men ehabe sevdiğiyle beraberdir bir rahmet insan olması lazım. Evet. Kişi, i̇şte en zoru da bu. Kişi sevdiğiyle yani, beraber. Yani çorak insan olmayacak, inşa eden bir insan olacak. Evet. Evet. Yani bir 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 güneş gibi en ucra kuytuları bile aydınlatacak. Elinden, dilinden onun bütün mahlukat istifade edecek böyle bir rahmet insanı olabilmek. Tasavvuf aynı zamanda bir rahmet insanı rahmet demek. Rahmet insanının inşa edilmesi. Rahmet terbiyesi belki evet. de bu zamana değil mi efendim? Evet. En çok böyle bir Müslüman eee hüviyeti lazım. Yani Biraz yani hani bu şiddetin, e, terörün İslam'la e, bitiştirildiği bir zaman maalesef öyle bir zamandayız. İslam'ın asıl eee veçhesi oradan kirletilmek isteniyor. Ahmet abi İslam fobi diyorlar. Evet. Yani İslam hayatın her tarafı her tarafına bakın İslam'ın zarafetini, güzelliğini görürüz. Mesela bu Bibidir Savaşı'nda elhamdülillah Müslümanların galibiyeti bir netice. Müslümanlar çok zayıftı vesaireydi. Onların gayreti diniyesi, ihlası Cenab-ı Hak meleklerini indirdi. Müslümanlar galip geldi. Tabi Bedir'den tekrar Medine'ye kadar bir yolculuk vardı. 150 kilometre yol yürüyeceklerdi. Müşriklerden biri diyor ki biz diyor Medine'ye diyor bu yolculukta zaman zaman diyor e, sahibi diyor develerine indi diyor bizleri bindirdi diyor. Evet. Yani esirleri develeri bindiriyordu. Allah Allah. Yine diyor Resulullah Efendimiz e, ı kiramı ikaz ediyor. Bunlar da emanettir diyor bu harp esirleri diyor. Bunları yediğinizden yedireceksin, içtiğinizden içireceksin. Hatta onları daha fazla ikram edeceksiniz. Onların çoğu bu ikramı görünce çoğu Müslüman oldu. Bu ne güzel bir din dedi. Bu ne güzel bir insanlık dedi. Bugün var mı dünyada Allah aşkına böyle bir şey? Bugün esire yapılan muamele İslam'daki. Bir barbarosu düşünelim. O, İspanya'dan zulüm gören Yahudiler İstanbul'a taşıyor. İstanbul'a kadar bunlar diyor bizim insanlıktaki eşimizdir. Bunlar mazlumdur onlar kucaklarını açıyor. Evet. Yani var mı böyle bir insanlık, hümanizm var mı böyle bir şey? Fakat maalesef İslam fobi deniyor. Evet. Yani çirkinleştirmek İslam'ı, gözden düşürmek. Evet. Bizim vazifemiz Müslüman olarak bu Resulullah Efendimiz'in modeline tebliğ edebilmek. Bu da bizim zor bir iş. Cenab-ı Hak sünmeletüsünü o gün verdiğimiz nimetten sorulacaksın buyuruyor. Bize Cenab-ı Hak lekat mennallah en büyük nimeti verdi Resulullah Efendimize ümmet olmak. Demek ki zaruret efendimize benzemek, onun hayat tarzını kendimize alabilmek Tabi tabii bu da aşka bağlı. Evet. Muhabbete bağlı. Resulullah Efendimiz Davut Aleyhisselam bir duasını naklediyor. Ya Rabbi diyor bana kendini sevdir. Demek Cenab-ı Hak sevdiriyor. Sevdiğini sevdir. Evet. Yani Cenab-ı Hak sevdirecek. Ya Rabbi senin bu sevgine vesile olacak, medar olacak bana am bana ameli salihler nasip eyle. Evet. En büyük nimet bu. demek ki bu ameli salihler bu şekilde Cenab-ı Hakk'a muhabbetten artması, Cenab-ı Hakk'ın sevdiklerini de sevdirtmesi. Evet. İşte bunlar layumut oluyor. Eee Gazali Hazretleri devam ediyor fani hayatı bitmiş. Fakat eserleriyle, irşatları devam ediyor. Bahad Nakşibendi'nin bütün evliya Allah sayalım böyle. Yunus Emre'ler evet, vesaire. Evet, evet, Demek ki bütün şey gaye Cenab-ı o dost olabilmek. Evet. Yani bu öyle bir şey ki bu dostlukta da bu fani muhabbetler ilahi muhabbetlerin şey altına giriyor, tesir altında. Evet. Burada Muhammed İkbal'in güzel bir şeyi var. Bir hikayesi herhalde Cavitname'de herhalde. güveyle o kağıt yiyen hayvanla e, pervaneyi konuşturuyor. Evet. Üçük etrafında dönen kelebeği. Şey diyor ki güve sana diyor ne mutlu diyor. Pervane hep diyor işin etrafındasın diyor. Ben ise diyor artık diyor bu filozofların diyor kitaplarının diyor sayfalarını kemirmekle diyor hayatımı tükendi. Hep diyor karanlıkta kaldım diyor. Evet. Sana ne güzel ne mutlu diyor. Bu diyor sen bu karanta değilsin diyor. Pervane de diyor ki sen o zaman diyor benim kanatlarıma bak diyor. Ben diyor o diyor ışın eten bu diyor kanatlarımı yaktım diyor. İşte o yakabilmek işte Mevlananı hamdım o Selçuklu Üniversitesi'nin ders almayken hamdım diyor. O kalbi merhalelerden sonra piştim. Ondan sonra pervanenin yaktığı gibi kanatlarını Yandım diyor. Yandım diyor. Yanma yolu demek ki tasavvuf efendim. Yanma Aşkla, zikirle. E, ya vedud, el vidut Hak. Evet. Yani muhabbetin menşeği Cenab-ı Hak'tan. Evet. Cenab ı Hak, bu, bu, muhabbetin süfli yerlere gitmemesi, fani muhabbetlerde yok olmaması, bu sevginin, bu, bu muhabbetin aslına dönmesi. Elmer ümü amen ehabbe. Evet. Hadisini biraz önce naklettiniz evet. efendim. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani Rasulullah Efendimizin sevgisi yani. Allah Teala'ya yönelik sevgiler. Onlar bizi besleyecek, besleyecek gıda verecek. Evet. Mesela Sevban var. Sabi'den Sevban bir köleydi. Evet. Artık Bekir Efendimiz onu e, azat et. Pek bilemiyorum, hatırımda değil. E, efendim sohbetine gelirdi, sohbet dinlerdi, giderdi. Tekrar sohbete gelirdi. Bir gün geldi, çok mahzundu, mamumdu. Efendimiz sordu, Sevban dedi, nedir bu kederinde? Seni bu hüsnü söyle, seni bu mamum eden, gama süren, nedir dedi, nedir derdin dedi. Ya Resulallah dedi, huzuruna giriyorum, sohbetindeyim, halden hale geçiyorum dedi. Ayrı bir alemde yaşıyorum dedi. Eve gidiyorum, hasret kalıyorum. Düşünüyorum, ya ben sizden evvel vefat edersem, ya siz benden evvel, evvel, vefat ederse benim halim ne olacak? Benim ne teselli edecek? Siz yarın peygamberlerin zirvesinde olacaksınız. Ben ise kıyamet nerede o savrulup gideceğim? Bu mahrumiyetin hep hüznü içindeyim. Orada efendimiz buyuruyor, Sevban diyor, el meru me amen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir bu. Eshab-ı buyuruyor ki bizi en çok sevindiren hadis-i şerif El meru men -e -e hadis-i şerif oldu. Kişi sevdiğiyle beraber. Hazreti diyor ki, Ömer Radın bir diyor ayet indiği zaman diyor. Ayet etrafı toplanır diyor, acaba Allah'ın muradı nedir bu ayette derdik. Nasıl Allah'ın rızasını kazanalım? Nasıl Allah'ın muhabbetini kazanalım? Demek ki sahabenin derdi buydu. Evet. Tabi burada ne oldu sahabede? Duygular değişti. O ham duygular gitti. O nadan insan gitti. Zarif insan geldi. Hakkı kul olan insan geldi. Efendim, isterseniz bu elmer ümü ehabbe. Yani kişi sevdiğiyle beraberdir. Resulullah Efendimiz'in sevgisini önümüzün kılavuzu yapmak, ışığı yapmak. Bunu genişçe konuşalım isterseniz. Ee, yani o genişçe bir yer ayırmak lazım bir ayrı program inşallah yapalım diye düşünüyorum. Ee, Allah razı olsun yani tasavvufu konuştuk ee, eminim ki dinleyicilerimiz e, yani bir kendi hayatlarımızı önce ben kendi hayatımı o çerçevede inşallah değerlendireceğim. Dinleyicilerimiz için bir kılavuz olacak bu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Biz teşekkür Allah ederiz. Allah razı olsun. O zaman inşallah gelecek hafta <laughs> El Merhum Amen Habbeyi yani, genişçe. Bu hadis-i şerif bunun eshab-ı kiramların nasıl duygular değişti? Evet. Nasıl bir zirve insan? Nasıl gönüllerinden toplumlara toplumlara yansıdı? İnşallah onu müzakere etmeye, i̇nşaat. dilimizin döndüğü, kalbimizin idrak edebildiği kadar İnşallah. Cenab-ı Hak izah etmeye çalışın Çok inşallah. teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, tasavvufu konuştuk. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile bir güzel tasavvuf çerçevesi, şer şerif içine oturan bir tasavvuf çerçevesi, kalp derinliğini ortaya koyan bir tasavvuf çerçevesini konuştuk. Bu sohbetlere devam edeceğiz inşallah hayırlı günler diliyoruz efendim.